var ama iki kadın milletvekiliyle buradayız. Dolayısıyla biraz kadınlara da söz verelim istedik. Buyurun. Söz sizde. Ben Tülay Sözbilir. Evet. Serinyolu'da oturuyorum. Hataylıyım. Depremi burada yaşadım. Burada iki tane vekil arkadaşlarımız da var. Ama yakın tutmanız gerekiyor. İsterseniz ben tutayım, siz rahat konuşun. Peki, teşekkür ederim. İlk başta ben en önce yakında çocuklarımızın üniversite sınavları var. En yakın sorun olarak görüyorum. Evet, sorun o kadar çok ki önceliklerim, yani benim için o. Elektriğimiz yok, internetimiz yok ve bu çocuklar Hatay'daki ya da 11 ildeki bütün gençler, tüm Türkiye'deki 81 ildeki gençlerle aynı sınavda yaşayacaklar, aynı soruları çözecekler ama adil olarak çalışamıyorlar. Bunun üzerine bir çalışma talep ediyorum yani. Evet, yazık değil mi gençlerimize? Elektriğimiz yok bizim. Yani direktmen biz 20. yüzyıla geri geldik. Tamam, ama en azından iktidarın, muhalefetin ayrım yapmaksızın, bu önemli bir konu. Gençler bizim geleceğimiz. Bu en önemlisiydi benim için. İkincisi, Belen yolu var. Bizim bir Belen geçidimiz var ve Hatay'a girilen tek yol bu. Başka yolumuz yok. Yani bizi Anadolu'ya, o kara parçasına bağlayan tek yolumuz o. Alternatif yol neden olmadı bugüne kadar? Neden olmadı? Ben söyleyeyim. Belen ilçemiz bir partili esnafı üzmesin diye ne hükümet ne politikacıları da unuttum, Şirin Hanım. Hiç problem değil. Yani biz siz anladık. Şunu söylüyorsunuz. Yani, İkinci bir yol Hatay'a, ikinci bir yol olması gerekiyor. Burada ihtiyacımız var, ekmek gibi, su gibi. Biz fare gibi kapana kısıldık burada. Yardım gelemedi. Yardım gelemedi, biz gidemedik, kimse gelemedi buraya. Ben sabaha kadar cenazelerin başında bekledim, tanımadığım insanların. Köpekler gelmesin diye. Cumhurbaşkanımız iki gün önce geldi ya buraya. Hani dedi, bana mecbursunuz. Hayır, o bana mecbur, o. O bize mecbur, biz ödüyoruz parasını. Ben vergimi veriyorum. Ben içtiğim şu şişe suyun bile vergisini ödüyorum. Ben hizmet istemek benim hakkım. Hakkım ya. Manava gidiyorsunuz, parasını verip almıyor musunuz yarım kilo limonun? Ben vergimi ödüyorum abi. Elektrik paramı ödüyorum ama elektrik hizmeti almıyorum. TEDAŞ, Türk Telekom, Turkcell. Ya onlara çok öfkeliyim. İnternet kesilir mi? Barış Bey, insanlar bağırıyordu ya, kurtarın bizi diye. Bakın biz normal değiliz. Demin Türk Tabipler Genel Başkanı Doktor evet. Bey konuştu ya. Ruh sağlığımız hiç iyi değil. Çoğumuz psikiyatri. Benim kızım 25 yaşında ilaç kullanıyor. Ve onun gibi pırıl pırıl gençler. Buraya o hizmet ya gelecek ya gelecek. Ya yani biz bir yere gitmiyoruz. Biz buradayız. Biz gitmiyoruz yani. Çok. Buradayız. Biz buradayız. Gitmiyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür Peki ederim. Biz teşekkür ederiz. Bir vatandaşım. Tamam vereceğim. Bir hanımefendiyi de buraya alayım. Hoş geldiniz. Merhaba, buyurun. Ben de çok öfkeliyim. Biz depremde 15 cenazemiz vardı.